Evet, sesimiz şu an tamamdır diyor yönetmenimiz. Hatta belirtmiş oldu. Bir kez daha okuyalım. Vatandaş huzursuz, ülkede ard arda yaşanan kriminal olaylar vatandaşı tedirgin ediyor. Parasız, pulsuz insanlar elini kolunu sallayarak bu ülkeye girip istediği şekilde suç işliyor diyen vatandaşlar, ülkeyi yönetenlerin yaşananlar karşısında ciddi tedbirler almasının kaçınılmaz olduğunu da vurguladılar. Haber spotları vatandaşlar ülkenin güvenliğinin yeteri kadar sağlandığına inanmıyor. Özellikle giriş çıkışlarda sıkı denetim yapılmadığını belirten vatandaşlar, KKTC'ye gelip giderin haddi hesabı olmadığını kaydetti. Şu an itibariyle dünyanın birçok ülkesinden kontrolsüz ve denetimsiz bir şekilde ülkeye nüfus akışının olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bu kontrolsüz akış insanımızın hem huzurunu bozuyor hem de güvenliğini tehdit ediyor dedi. Kendi ülkemizde azınlık hale geldik, adeta yerli nüfus kalmadı diyen vatandaşlar, turist vizesi adı altında ülkeye giriş yapan kişilerin cebinde parası kalmayınca çeşitli suçlara yöneldiğine dikkat çekiyor. Ve denetimsizliğin ülkeye huzursuzluğun yanında suçu da ithal ettiğini belirten vatandaşlar, suçu caydıracak yasaların güncellenmesi yanında asayiş ve denetimi sağlayacak birimlerin de güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdular. Ayrıntılar iç sayfalarda Yeni Bakış'ta. Ve sürmanşet başlığı Yeni Bakış'ın emniyet teşkilatı ve yargıya güvenimiz tamdır. Bu yazı Yusuf Kısa'nın kaleminden okuyucusuyla buluşuyor değerli izleyenler. GİFA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa'nın yazısı iç sayfalarda. Hemen okuyacağız onu da yeri geldiğinde. Ve Aydın Denktaş'a son veza. Aydın Denktaş bugün Lefkoşa kabristanlığında oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek. Evet. Bugün 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanacak. Selimiye Camii'nden kalkacak cenaze ve ardından Lefkoşa kabristanlığında oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek. Değerli izleyenler, Selimiye Camii biliyorsunuz protokol törenlerine ev sahipliği yapıyor. Orada kalkıyor cenazeler protokolün Lefkoşa'dan ve Aydın Denktaş'ın cenazesi de oradan kalkacak. Bugün cenaze namazı orada kılınacak. Ardından Lefkoşa mezarlığına defnedilecek. Ve bir anne için oğlunun yanına gömülmek istemesi böyle boğazları düğüm düğüm eden bir haber oldu bu da. Anne her şeyden önce anne çünkü. Ve Lüt iki taraf arasında mekik dokuyor. Cumhurbaşkanı Akıncı Lüt'la görüştü. Adaya 3. ziyaretini yapan Lüt'un Akıncı'yla görüşmesi 1 saat 15 dakika sürdü. Lüt akşam saatlerinde ise Rum lider Anastasiadis ile bir araya geldi. Rum Dışişleri Bakanı Risto Duridis, gayri resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı çerçevesinde görüşme fırsatı buldu. TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Kıbrıs müzakerelerinin hemen başlamasının Rum tarafı için önemli olduğunu söylediğini açıkladı. Güney'in Türkiye'den talebi demiş. Ve evde birinin olmaması faciayı önledi. Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Reşadiye Sokak üzerinde bulunan ve 2 kattan oluşan Ufuk Barani'nin kaldığı kerpiç ev dün çökerek yıkıldı. Ve Mausa'da 76 yıl önce İngiliz askerleri tarafından 7 süngü darbesiyle öldürülen Arap Ali'nin oğlu Önder Konuloğlu, babasının yaşam öyküsünü Yeni Bakış'a anlattı. Arap Ali adının yaşatılmasını istiyorum dedi Önder Konuloğlu. Ve Türkiye bölünmeyi faydalı görüyor. DAÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yücel Vural, TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Cumhurbaşkanı Akıncı'yı hedef alan bir mesaj iletmesini, Akıncı'nın federasyon dışında bir modeli yani bölünmeyi gündeme getirmesini istemek olduğunu belirtti. İç sayfalara bakalım.
Evde birinin olmaması facia yönündeydi. Lefkoşa Çağlayan bölgesinde Reşat Diye Sokak üzerinde bulunan ve iki kattan oluşan Ufuk Barani'nin kaldığı kerpiç ev dün çökerek yıkıldı. 15.45 sularında değerli izleyenler, mahallede büyük korku ve tedirginlik vardı yaşanan olayla birlikte. Ve vatandaş hafta sonu susuz kaldı. Lefkoşa Belediyesi'ne su kontrolü yüklemek, kontürü yüklemek için giden vatandaşlar makinayı ters dönmüş vaziyette bulunca şok oldu. Vatandaşlar hafta sonu susuz kaldıklarını ifade ederek belediyenin kendilerini mağdur ettiğini belirttiler. Ve sebze ve meyve fiyatları düşmeye başladı. Lefkoşa terminali içerisinde kurulan pazarda bazı ürünlerin fiyatları geçtiğimiz haftalara göre düşüş gösterdi. Evet. Ve GİF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kısa'nın bugün yeni bakışta kaleme aldığı "Emniyet Teşkilatı ve Yargıya Güvenimiz Tamdır" isimli yazısını okuyalım burada. Yeni Bakış gazetesinde sürekli gündeme getirdiğimiz bir konudur ülkenin son yıllarda içinde bulunduğu asayiş ve güvenlik sorunu. Bu küçük ülkede maalesef öyle bir noktaya geldik ki her giden günü adeta mumla arar, her sabah medyadan yansıyan haberleri adeta irkilerek izler olmaya başladık. KKTC'nin 15-20 yıl önce başına bela olmaya başlayan uyuşturucu sorunu aradan geçen zaman içinde tavan yaparken bu topraklarda hiç de alışık olmadığımız başka tür suç türleri de adeta yaşamımızın bir parçası haline dönüşmeye başladı. Yetkililer sürekli Kuzey Kıbrıs'ın turizm ve eğitim adası olduğunu yönünde gerim gerim gerilseler de bu küçük yarım adacık maalesef her gün biraz daha suç cennetine dönüşmekte. Lokomotif sektör diye nitelendirilen bu iki hizmet sektörüyle ilgili KKTC'ye her gün çeşitli ülkelerden birçok insan çok rahatlıkla giriş yapabildiği gibi bir süre sonra bu şahıslar izlerini de kaybettirebiliyor. Ta ki bir suça atları karışana kadar. Siyasi mekanizma ülkeye girişlerde ve ardından bu topraklarda arzu ettikleri şekilde hem de kendi kurallarını dikte ettirmeye çalışıp sonrasında da burada yaşam süren söz konusu kişilere karşı her şeyi polis ve yargıdan bekler bir neme lazımcılıkla işin içinden sıyrılmaya çalışıyor. Oysa işin aslı böyle olmamalı. Yasa yapıcı durumundaki siyasi mekanizma suç ve ceza noktasında yasa ve mevzuatı günün koşullarına ve elbette yeni suç türlerine karşı güncellemediği sürece bu noktada polisin de yargının da eli kolu adeta bağlı kalmakta. Her şeyden önce muhaciret yasası adı altındaki ve ülkeye giriş ve burada konaklama veya dolaşmayı belirleyen yasa elden geçirilip turist diye nitelendirilen absürt kavram gelişmiş ülkelerin mevzuatına dönüştürülmeli. Dünyanın hiçbir ülkesi turist diye kendi ülkesine cebinde 5 kuruşu olmayan bir kimseyi hem de kimlik kartıyla sokamaz. Bundan öte 90 günlük turist vizesi gibi bir uygulama çok özel o durumlar hariç hiçbir şekilde ve hiçbir yerde hayat bulamaz. Evet, elektrikler gitti, geldi, jeneratörümüz devreye girdi. KKTC hariç. Cuma akşamı saat 18 sularında yukarıdaki sıralamaya çalıştığımız gariplikler silsilesi sonucu GİFA ailesi olarak bizler de derinden yaralandığımız bir olayla karşılaştık. KKTC'ye turist sıfatıyla gelen bir tetikçi günün en yoğun olduğu saatlerde ve bir polis karakoluna 200 metre uzaklıktaki iş yerimizin önünde büyük bir cesaretle kardeşim Serkan Kısa'ya 8 el ateş edip bölgeden koşar adımlarla kaçabilmiştir. Bu akıl almaz olay karşısında emniyet birimlerimizin olağanüstü gayretleri sonucu tetikçi Emre Yalçın gecenin ilerleyen saatlerinde bir otelin tuvaletinde saklanmaya çalışırken tutuklanmıştır. Söz konusu şahıs şu an polis ve yargının kontrolü altında. Olay gecesi söylediklerimi bir kez daha yinelemekte fayda vardır. Bizim kimseyle bir husumetimiz olmamıştır ve olamaz da. GİFA bünyesinde birçok şirketi barındıran uluslararası bir şirket olma özelliğinin yanında ülke ekonomisine katkı sağlamaktadır ve devletine karşı yükümlülüklerini de tamamen yerine getirmektedir. Bu konuda zerre kadar şüphesi olan her kuruma hesaplarımız sonuna kadar açıktır. GİFA ailesine karşı bu alçakça saldırı yapanları kim veya kimlerin azmettirdiğini elbette Yüce Yargı ve Emniyet Teşkilatımızın
aydınlatarak en ağır şekilde cezalandırılacaklarından en küçük bir şüphemiz olmamakla birlikte, bu yola tevessül edenlerin bilmesi gereken bir gerçek var ki, o da Yusuf Kısa olarak şahsım ve GIF Holding bünyesindeki tüm kuruluşlarımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yoluna yürümeye devam edecek. Kardeşim Serkan Kısa'nın yaşadığı olay karşısında bizzat şahsımı veya GIFA'yı arayarak iyi dileklerini ileten tüm insanlarımıza sonsuz teşekkürü bir borç bilirim, demiş Yusuf Kısa köşesinde. Ve öte yandan diğer köşe yazarlarımız neler yazmış? Ali Tekman, ciddi ilaç eksikliği üzerinden zam beklentisiyle haksız kazanç kollayanlar demiş. Çiğdem Dürüst, sindiremedim ve susmak da istemedim demiş. Ertaç Hazer, bakır tencereden Alzheimer'a, ben orada bir köy var uzakta dedim bugün köşe yazımda ve Karpaz'a değindim. Kazım Denizci, KKTC Muz Cumhuriyeti'dir demiş. Derviş Gezer, güzel sanatlara 1 milyonluk statüko denmiş. Bugünkü köşesinde değerli izleyenler. Ve Kıbrıs Gazetesi, devam edelim. Kanserden ölümler 30'lu yaşlara düştü. Bugün Dünya Kanser Günü. Kanserden ölümlerin çok genç yaşlara düştüğü ülkemizde 5000'in üzerinde kanser hastası bulunuyor. Acı tablonun daha ürkütücü boyutuysa 75 çocuk kanser tedavisi alıyor. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı ve Onkolog Doktor Özlem Gürkut, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi Erişkin Onkoloji Bölümünün takibinde toplam 5320 hasta olduğunu, 2018 yılında ise 480 yeni vakanın başvurduğunu açıkladı. Doktor Gürkut, erkek hastalarda akciğer, kadınlarda ise meme kanserinin bir numaraya yerleştiğini söyledi. Doktor Gürkut, akciğer kanserinin kansere bağlı ölümler arasında baş sırada geldiğini ve hastanedeki 22 yataklı serviste neredeyse 15-18 hastanın akciğer kanseri olduğunu vurguladı. 76 kanser hastası çocuk var. Çocuk onkoloji ve hematoloji uzmanı Dilek Birgen, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı ile sürekli birlikte çalıştıklarını dile getirerek şu an 76 hastaları olduğunu belirtti. Görev yaptığı 13 yıl boyunca 110 hastası olduğunu kaydeden Birgen, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi'nde yatılıp 7 çocuk hasta olduğunu kaydetti. Ve temel onkoloji uzmanı Mine Çağlar, Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı Uluslararası Dünya Kanser Araştırmaları Ajansı'nın küresel kanser vakalarıyla ilgili Globocan 2018 verilerinin her yıl 9.6 milyon kişinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Ayrıntılar iç sayfalarda Kıbrıs'ta. Ve iki aile mağdur, bir bina çöktü. Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesinde iki kattan oluşan kerpiç bir ev büyük bir gürültüyle çökerek yıkıldı. Çökme sonucunda evin bitişiğinde bulunan bir başka evde zarar gördü. Çöken binada oturan 3 çocuk annesi Dilek Barani, camı kırıp kendini pencereden dışarı atarak canını son anda kurtardı. Binanın çökmesiyle iki aile mağdur oldu. Motosikletli genç ağır yaralandı. Logo yanlı başlığı Kıbrıs'ın Lefkoşa'da tadilat nedeniyle devre dışı olan Litra Palas trafik ışıklarında dün sabahın erken saatlerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mehmet Öztürk ağır yaralandı. Ve yerli istihdam yapmak işverene de kazandıracak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yerli istihdamın desteklenmesi tüzüğü kapsamının genişletilmesini ve yeni teşvikleri içeren tüzük değişikliği önerileri Bakanlar Kurulu'nun gündemine sunuldu. 24 ay süreli ayda 750 TL ücret desteği olacak yerli istihdama. Amaç yerli istihdamın artırılması değerli izleyenler. Ayrıntılar Kıbrıs Ekonomi Ekin'de bugün. Yeni düzen, kamuda 1,5 yılda 260 yazılı sınav. Kamu Hizmeti Komisyonu ivedi talepleriyle dikkate alarak 12 Ekim 2018 ile 17 Aralık 2019 tarihleri arasında kamuda yaklaşık 260 yazılı sınav yapacak.
Kamu Hizmeti Komisyonu'nda Başkan Kamil Kayral'ın 6 yıllık görev süresi 8 Nisan'da dolacak. Kayral'ın görevi bırakmasına sayılı günler kala yazılı sınavlarda herhangi bir aksama yaşanmaması için planlama yapıldı. Yapılan çalışma hem Cumhurbaşkanı Akıncı'ya hem de hükümet kanadına bildirildi. Yeni komisyona iş bırakılmamak için çok çalışıyoruz. 8 Nisan ile 8 Temmuz arasında Kamu Hizmeti Komisyonu sınav yapmayacak. Akıncı tarafından atama yapılırsa muhtemel sınavların tarihleri öne çekilebilecek dedi. Ve ev çöktü, son anda kurtuldular. Lefkoşa'da Çağlayan bölgesinde dün öğleden sonra iki katlı kerpiç ev çöktü. Ev çöktüğü sırada içeride olan Barane ailesi son anda kurtuldu. Kuraklık tek seferde ödenecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali açıkladı. Ve 4 saatlik Kıbrıs Maratonu. Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Hollulut, dün Kıbrıs Rum Lideri Anastasiadis ile 3, Kıbrıslı Türk Lider Akıncı ile 1 saat 15 dakika görüştü. Bugün ikinci tur görüşmeler yapılacak. Ve dakika dakika tümör operasyonu demiş Devrim Demir'in kaleminden ve bu yol bizi çok üzdü. Girne Değirmenlik Anayolu diğer adıyla Dağ Yolu birçok aileye acı düşürdü. Bu yolda meydana gelen kazalar yürekleri yaktı, akıllara kazındı. Havadisle devam edelim. Güney'e yasa dışı satış yapılıyor demiş Erkut Şahali. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, doğal afet tazminleri, dere yataklarındaki müdahaleler ve hal yasası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şahali, Güney ile Kuzey arasındaki ticarete de dikkat çekti. Kayıt altında olmalı demiş. Güney ile Kuzey arasındaki ilişkiler ve hal yasası yolda. Örgütlenmek gerek ve kayıp saymıyoruz demiş Erkut Şahali. Düzleştirilmiş ve tarımsal alan haline dönüştürülmüş, ihlal edilmiş ve yapısal veya tarımsal faaliyet amaçlı ortadan kaldırılmış yığınlarca dere yatağı var dedi. Göletlerin yatağındaki tarımsal faaliyetler yasal değildir ve buraların su altında kalması bizim açımızdan herhangi bir kayıp anlamına gelmemektedir dedi. Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Ve genlerimiz bozuldu, biz artık biz değiliz demiş. Lefkoşa Suriçi'nin demirbaşlarından gençlerle iç içe ve uyumla çalışan geleneksel esnaf Ayakkabıcı Arif. Ve geçici özel danışman Lut, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüştü. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrasında taraflardan açıklama yapılmadı. Ve müzakerelerin hemen başlaması önemli. Rum Dışişleri Bakanı Aristodulidis'in açıklaması ve surlar içinde büyük tehlike. Lefkoşa surlar içinde harabe yapılar şiddetli yağışlar nedeniyle daha da tahrip oldu. Bölgedeki terk edilmiş birçok ev güçlükle ayakta dururken Reşadiye sokaktaki harabe yapı dün akşam saatlerinde yerle bir oldu. Afrika. Saldırganlarla et ve tırnak. 22 Ocak 2018'de gazetemize karşı linç harekatı düzenleyen saldırganlarla UBP kol kola. Geçtiğimiz yıl gazetemizi en önde taşıyan güruhun başını çeken Ak Hataylılar Derneği UBP'nin üst düzey yetkilileri tarafından ziyaret edilerek onurlandırıldı. Dernek Başkanı Mehmet İpek ziyarette UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Yardımcısı Zorlu Töre ve milletvekilleri Hasan Taçoy ile Dursun Oğuz'la bol bol fotoğraf çektirdi. Gazetemizi taşlamakla toplumumuzda ünlenen Mehmet İpek, iyi halden şartlı tahliye ile serbest bırakılmış, saldırının birinci yıl dönümünde ise pişman olmadığını açıklamıştı. İpek ayrıca 22 Ocak akşamında saldırıdan sonra İstanbul'a giderek gazetemizi kurşunlatan İsmet Felek ile görüşmüştü. Ayrıntılar iç sayfalarda. Fotoğraflar ise manşette. Avrupa Parlamentosu seçimleri, Kıbrıs'ı Türk seçmenleri için tüm engeller kalktı. Geçtiğimiz hafta güneydeki meclisin yasada yaptığı değişiklikten sonra Kıbrıs'ı Türk seçmenleri için adres sorunu ile birlikte tüm engeller ortadan kaldırıldı. Kıbrıs Türk seçmenler 26 Mayıs'ta Kıbrıs'ta yapılacak olan AP seçimlerinde yalnız Kıbrıs Cumhuriyeti kimliğini göstererek oy kullanabilecek. Ve Selahattin Demirtaş Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Helal.
Halkın sesi, insan haklarımız ihlal ediliyor demiş Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit. Çalışma dairesinin 2017 verilerine göre KKTC'de 5600 civarında engelli olduğunu kaydederek engellilerle ilgili istatistikler istenilen düzeyde değil, maalesef ülkede kaç engelli var net olarak söyleyemiyoruz dedi. Ayrıntılar iç sayfalarda, Halkın Sesi'nde. Ve surlar içinde cam pazarı demiş. Surlariçi bölgesindeki Reşadiye Sokak'ta Dilek ve Ufuk Barın'ın çiftine ait ev dün akşam üzeri aniden çöktü. Evde bulunan Dilek Barın ev çökmeye başladıktan sonra camları kırıp sokağa fırlayarak canını kurtardı. Ve Lotu yine nabız yokladı. Değerli izleyenler, bir diğer haber başlığı. Diyalogla devam edelim. Hem para kaybı hem tehlike. KKTC'de 18 bine yakın araç ruhsatsız ve sigortasız dolaşıyor. Kuzey Kıbrıs'ta trafiğe çıkan 17.841 aracın ruhsatsız ve sigortasız olduğu hesap ediliyor. Diyalog muhabirinin araç kayıt dairesinden elde ettiği bilgilere göre KKTC'de ruhsatlı araç sayısı 204.554. Bunun dışında kayıttan düşen araç sayısı 112.197 adet. Ülke genelinde toplam 334.692 çeşitli motorlu araç bulunduğu dikkate alındığı zaman kayıttan düşenlere ilaveten 17.841 adet motorlu aracın ruhsatsız olduğu da ortaya çıkıyor. Ve sokakta kaldılar. Lefkoşa'nın Çağlayan bölgesindeki kerpiç ev çöktüğü içinde yaşayan iki kişi hayatını zor kurtardı. Kıbrıslı Türkler kışın son günlerinde Trolos akın etti, kardan adam yaptılar. Haber al Kıbrıslı ile devam edelim. Camilerde imam, hükümette irade yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde camilerde namaz kıldıracak imam açığı gittikçe büyüyor. Geçtiğimiz Cuma günü Haber al Kıbrıslı'ya ulaşan bir vatandaş, Demirhan Camii'ne gittiğini ve hoca ile müezzin olmadığından dolayı namaz kılmadığını belirtti. Artık yönetilebilir olmaktan çıkan imam açığı neredeyse camilerin kapısına kilit vurma noktasına getirdi. Erdoğan Denktaş aradı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş'ın vefatı dolayısıyla ailesini telefonla aradı. Ve borcu olan çocuğa karne yok, bir diğer başlığı. Ve Barbaros rahatça arama yapıyor. Denktaş'ın vefatı büyük bir kayıp. Okuma süresi 3 kat artırılabiliyor demiş, etkin ve hızlı okuma eğitimleriyle. Detay. Kaç engelli var net olarak söyleyemiyoruz demiş ve Günay Kibrit'in açıklamalarını manşetine taşımış bugün Detay gazetesi. Ve Lüt yeniden mekik dokuyor, sürmanşet başlığı. Lefkoşa'da bina yıkıldı, aile sokakta kaldı. Az önce aktardık bu haberleri. Ve Çavlan, normal insan dakikada 180 kelime okuyor. Bu 2,5-3 katına çıkabilir demiş. Bir takım eğitimlerle ve kültür dairesinden derneklere 1 milyon TL... Ve Gürkut tedavi etmekten daha güzeli kanseri önlemek demiş kanser günü dolayısıyla. Radikal kızıl yürek ile aynı vizyonu taşıyoruz. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou, Gatimerini gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu, enerji konuları ve Kıbrıslı Türk Niyazi Kızılyürek'in AP adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianou, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde KKTC yerine bir Güney Kıbrıs'ta ikamet etmekte olan bir Kıbrıslı Türk'ü Niyazi Kızılyürek'i seçmelerinin sebebinin KKTC'deki bazı kesimlerin iki sandalyenin kendilerine ait olduğu ve iç işlerine karışıldığı iddialarında bulunmalarını önlemek amacını taşıdığını ifade etti. Ayrıntılar Radikal'de. Ve Lefkoşa'da Çağlayan'da kerpiç ev çöktü. Kıbrıslı Türklerin önündeki engeller kaldırıldı. Avrupa Parlamentosu'na aday olan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent açıkladı ve müzakerelerin hemen başlaması önemli dedi. Hristodoridis, Rum Dışişleri Bakanı Hristodoridis gayri resmi bir şekilde Çavuşoğlu ile görüşmüş. Kıbrıs Postası, proaktif polislik. Surlar içinde yeniden hortlayan güvenlik zafiyeti için Stüdyo 21 direktörü Derviş Zeybek farklı bir önerisi var. Ve mal da ganimet de bitti, çocuklara bir şey kalmadı. Abisinin ölümü
Sonrası ülkenin belki de en ünlü sandviç barı Ali Boy'un bayrak taşıyıcılığını üstlenen Hasan Avcı, toplumun geleceğinin tehlikede olduğuna dikkat çekti. Güneş, Tatar Kıbrıs konusunda haklı çıktık dedi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İskele İlçesi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen panelde katılarak bir konuşma yaptı. Tatar konuşmasında OHP'li gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı ve çok çalışkan olmaları gerektiğini vurguladı. Aydın Denktaş bugün toprağa veriliyor. Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş bugün aile mezarlığında toprağa verilecek. Aydın Denktaş vasiyetine uygun olarak 34 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybettiği oğlu Raif Denktaş'ın yanına defnedilecek. Ve verilemeyecek hesabım yoktur demiş KAS Genel Müdürü Fikret Çavuşoğlu, Güneş'in sorularını yanıtlamış. Star Kıbrıs, Aydın Denktaş son yolculuğuna uğurlanıyor. Ve Hasipoğlu, Kıbrıs konusunda artık iki devletli çözüm de masada olmalı demiş Ulusal Birlik Partisi Mausa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu. Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirdiği yazılı açıklamasında, çatısı altında iki devlet formülünün de Kıbrıs sorununun bir anlaşma ile sonuca bağlanması, artık iki devletli çözüm formülünün de masada olması gerektiğini belirtti. Ve Tatar, Türkiye'ye saldırılara Cumhurbaşkanı ve Başbakan neden sessiz kalıyor diye sormuş. Haberatör, 660 engelli istihdam bekliyor demiş bugün manşetinde ve Günay Kibrit'in açıklamalarına yer vermiş. Aydın Denktaş son yolculuğuna bugün uğurlanıyor. Çakıcı başsağlığı diledi Aydın Denktaş'ın vefatıyla ilgili olarak ve Günsel doğru sağlık bilincini oluşturmaya amaçladık demiş. Yakında o üniversite hastanesi tarafından hayatın en temel vazgeçilmez ihtiyacı olan sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayınlanan Yakın Sağlık dergisinin 9. sayısı yayınlandı. Ve Lefkoşa Çağlayan'da kerpiç bir ev çöktü değerli izleyenler. Haberatör'ün bir diğer haber başlığı. Hakikat kıtöse dur denilmeli demiş. Kim demiş bunu? Latif Akça, kaygı verici bir yaklaşım demiş ve insanları ötekileştiriyor demiş Öğretmenler Sendikası'nın. Türkistan Başbakanı'ndan ziyaret, Doğu Türkistan Sürgün Hükümeti Başbakanı İsmail Cengiz, Propaganda Bakanı Erkin Sabit ve KKTC temsilcisi Aktaç Atay'ı hakikati ziyaret etmiş ve Selman Arslanbaş taziye mesajı yayınlamış. Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Selman Aslanbaş. Kipriyanu Özersay'dan rahatsız. AKEL Genel Sekreteri Andos Kipriyanu, Katimirini gazetesinde yer alan söyleşisinde Kıbrıs sorunu, enerji konuları ve Kıbrıs'ı Türk Niyazi Kızılyüreğin Avrupa Parlamentosu adaylığı konusunda açıklamalarda bulundu. Özersay gelirse her şey zorlaşır demiş Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Ve AB içinde iki devlet demiş Oğuzhan Hasipoğlu açıklamasında. Vatan, engellilere bir dokun bin ah işit. Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Kibrit, kaç engelli var net olarak söyleyemiyoruz dedi. Ve Çağlayan'da kerpiç bir ev çöktü. Defkoşa'nın Çağlayan bölgesinde iki katlı kerpiç bir ev dün öğleden sonra çökerek tamamen yıkıldı. Aydın Denktaş bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Doktor Burhan Nalbantoğlu 39. ölüm yıl dönümünde anılıyor değerli izleyenler. Kıbrıs manşet, Aydın Denktaş hanımefendi son yolculuğuna uğurlanıyor. Çavuşoğlu'ndan Denktaş'a taziye, OBP Genel Başkanı Tatar, tarihimizin önemli bir ismini yitirmiş olduk demiş. Sıra dışı bir aşk hikayesi manşetinde bu aşk hikayesine yer vermiş Kıbrıs manşet, Aydın ve Rauf çiftinin aşkını yazmış. Nacak, eşim Aydın. Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın büyük sevdası. Ve UBP seçimi kazanırsa federasyon biter demiş Zorlu Töre.
Evet, böylelikle yerel basına baktık, aktardık. Şimdi kısa bir ara verelim. Aramızın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Değerli izleyenler, aranın ardından yeniden birlikteyiz. Sizlerle birlikte evliliğimiz Türkiye Gazeteleri ile devam ediyor. Ve hemen bakıyorum, mesajlar, sizden gelen mesajlar da var. Onlara da bir yer vereceğim az sonra, kapanışımızı yapmadan önce. Değerli izleyenlerimiz ve birçok kişi hala geçmiş olsun mesajlarını iletiyor bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Teker teker tüm isimlere dönmeye de çalışıyoruz. Serkan Bey'in sağlık durumu iyi.
herhangi bir pürüz yok. Evet. İyi yayınlar mesajlarına da ayrıca topluca ben buradan bir teşekkür edeyim. Gram gram çalıyorlar. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaz aylarından beri yapılan denetimlerde 1825 ürünün etiketiyle oynandığını ve gramajının azaltıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Gizli zam oyunu ve ceza 70.000 TL ve zehirli eser. Atlas Okyanusu'nda ada ülkesi Cabo Verde'de yaşanan Eser adlı gemide 9,5 ton kokain ele geçirildi. Emirettebatı kaptan dahil 11 Rus'tan oluşan Panama bandıralı gemiyle ilgili ilk araştırmada bir Türk şirketinin adı geçti. Ancak bu şirketin gemiyi 6 Kasım 2018'de bir Panama şirketine devrettiği ortaya çıktı. Ve burun ameliyatı sonrası komaya. Adana'da üniversite öğrencisi Leyla Sönmez özel bir hastanede geçirdiği burun ameliyatından 3 gün sonra fenalaştı. Kanı kusan, karın ağrısı çeken Sönmez'in duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Makineye bağlı haldeki genç kızın hayatı tehlikesi büyük. Ve deplasmanda coştular. Şampiyonun en büyük adaylarından lider Başakşehir Akhisar'ı 3-0 yenerek puan farkını 8'e çıkardı. Beşiktaş ise Antalyaspor'u gol yağmuruna tuttu 6-2. Yeni transfer Kagawa 2 gol attı. Ve Sümela'ya teleferik projesiyle tarihi manastırdaki turist sayısında artış bekleniyor. Ve ittifak mezara kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Z kuşağına girişim kredisi. Türkiye İsraf Önleme Vakfı 18-35 yaş aralığındaki dar gelirli genç ve kadın girişimcilere 30 bin liraya kadar mikro işletme kredisi vereceğini açıklamış. Gıda fiyatlarına halli çözüm. Hal yasası için çalıştıklarını belirten Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tüketici hallerinin yanı sıra üretici halleri kuracaklarını da söyledi. İlk etapta 30 tane, Perşembe pazarı gibi olacakmış. Ve Kagawa farkı. Beşiktaş deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor 6-2 mağlup etti. Maça sonradan dahil olan yeni transfer Kagawa attığı 2 golle yıldızlaştı. Ve asker seçenekler arasında Amerika Başkanı Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun görüşme teklifini reddettiğini açıklarken ülkeye asker göndermenin de seçenekler arasında olduğunu söyledi. Maduro ise kimse iç işlerimize karışmasın, ülkemizi korumak için kendimizi hazırlıyoruz dedi. Tehdit olursa gereği yapılır demiş. Ceraplus, Afrin, İdlib her geçen gün daha iyiye gidiyor demiş. Evet değerli izleyenler, Türkiye gazetelerinde öne çıkan haber başlıkları da böyle. Biz veda edelim. Ayrıntılarla yeniden kaldığımız yerden gün içerisinde programlarımıza devam edeceğiz. Hoşçakalın. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa.
Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın. Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. E-Devlet şifreni mi unuttun? Daha önceden sisteme cep telefonunu kaydedip doğrulatmış mıydın? Yeni şifrenin cep telefonuna kısa mesajla gönderilmesini isteyebilirsin. Cep telefonu numaranızla E-Devlet şifrenizi yenilemek artık çok daha kolay. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Çıraklık Okulu'nda güzellik bölümü okuyorum. Hem öğreniyorum, hem meslek sahibi oluyorum. Kendi işimi kurarak geleceğimi garanti altına almak istiyorum. Gencim, mesleğim var, işimi kurmak istiyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yerel iş gücü istihdamını artırmak amacıyla genç girişimcileri teşvik ediyor. Kendi işini kurmak isteyen gençlere destek veriyor. Sen işini kur, primini biz ödeyelim. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV, sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Enerjini doğru kullan. Beyaz eşya alırken enerji verimliliğine dikkat edin. Örneğin, A sınıfı bir buzdolabı yıllık ortalama 179 Türk Lirası elektrik tüketirken,
A artı bir buzdolabı 156 Türk liralık, A artı artı ise sadece 73 Türk liralık elektrik tüketiyor. Tasarruf en kolay kazançtır. A artı artı ürünleri tercih et, hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Firmamız 92 yılından beri imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. Bu süre zarfında yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de nitelikli yerli iş gücü bulmaktır. Nitelikli eleman bulmakta zorlanıyorum diyorsan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ekonominin ihtiyaç duyduğu meslek alanlarında nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim projelerine destek veriyor. Sen istihdam et, primini biz ödeyelim. Genç, zinde ve her şeyin farkında olmanın tadını çıkarıyorum. Hayatı öğreniyorum. Kazanmayı, kaybetmeyi. Doğayla iç içe olmayı, spor yapmayı ve arkadaşlarımla eğlenmeyi seviyorum. Dans etmeyi, güzel anlarımı paylaşmayı seviyorum. Ben hayatı seviyorum ve uyuşturucuya hayır diyorum. Evlerimizde tütün ve tütün ürünü kullanma oranı %45. Pasif içiciler de risk altında. İçmeyenleri koruyalım. Çocuklarımız için sağlıklı gelecek dumansız bir hayattır. Dumansız hayatı destekleyin. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, Adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, Adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın.
Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Standart bir floresan 20 Türk lirası, LED bir floresansa 75 Türk lirasıdır. Ama standart floresanın ampul ömrü 10.000 saat ve 8 saat kullanıma göre tükettiği elektrik yıllık 67 Türk lirası iken, LED floresanın ampul ömrü 25.000 saat ve tükettiği elektrik yıllık 17 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED floresan tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Günü ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Thank you.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Ve gündemi Yeni Bakış'la yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Otuz yıl sigara kullandım. Rahatsız oldum, 15 gün hastanede yattım, nefes alamazdım, öksürük ve balgam. Bıraktım, 10 yıldır bıraktım, çok rahatım, çok huzurluyum. 10 yıl gençleştim, 10 yıl rahat, huzurlu yürüyüşümü yapıyorum. Rahatım, gençlere tavsiyem, sigara içmeyenler başlamasın, içenler de bırakmalarını rica ederim.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Çocuklarımızın emniyeti için trafik kurallarını öğretelim ve uygulamada onlara örnek olalım. Haydi söz vermeye. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın.
Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Floransa, Rönesans'ın gerçek bir yansıması olarak beliriyor. Rönesans İtalya'sının sanatı ve mimarisi Floransa'da adeta can bulmuştur. Özellikle şehrin geniş kadrajlı fotoğraflarında göze çarpan dev bir yapı var. Floransa Katedrali, diğer adıyla Santa Maria del Fiore Katedrali, bir diğer adıyla da Duomo, Floransa'nın simgesi haline gelmiş bir yapı. Geniş çarpıcı kubbesi ve yüksek kulesiyle ruhani bir doyum sağlayan Duomo, Floransa'nın mistik atmosferini tam anlamıyla yansıtan bir şaheser. Hem gece hem de gündüz muhteşem ve çarpıcı bir şehir Budapeşte. Kenti ikiye bölen Tuna Nehri, Budapeşte için önemli bir simge. Tuna Nehri'nin iki yakasını birleştiren köprülerle Budapeşte, özellikle gece manzarasıyla dünyanın en romantik şehirleri arasında yer alır. Buda Kalesi ve Andrassy Caddesi şehrin güzel noktalarından bazılarıdır. Brüj, büyük bir ülkenin bir mega kenti değil, küçük bir ülkenin şirin bir şehri. Şehrin güzelliğinin altında ortaçağ mimarisi ve taş yapıtlar yatıyor. Brüj, insanı zamanda geriye götürecek bir atmosfere sahip. 117 bin nüfusa sahip şehrin, orta çağdaki boyutlarının neredeyse hiç dışına taşmamış olması ilgi çekicidir. İçinden geçen, günümüzde ulaşım ve turistik amaçlı kullanılan kanalla Venedik'i andırır ve doğudaki Venedik'le denir. Deforme olmamış antik yapılarıyla ziyaretçilerine romantik ve şiirsel bir gezi vaat eder. Roma, İtalya'nın başkenti ve en kalabalık şehri olmanın çok ötesinde bir anlam ifade ediyor. İnsanı şehre adımını attığı andan itibaren kaplayan tarihsel doku, Julius Caesar'dan gladyatörlere, taht savaşlarından mimari hesaplar yapan sanatçılara kadar pek çok hayali zihinde canlandırıyor. 2000 yıldan uzun bir tarihe sahip olan Roma, Batı medeniyetinin doğduğu yer olarak kabul edilir. Kolezyum, şehrin ve dönemin simgesi olarak hala dimdik ayakta duruyor. Hollanda'nın başkenti, içinde herkes için bir şeyler barındırıyor. Dünyanın en eski borsasından Red Light bölgesine, kanaldan kafelere ve müzeleri kadar pek çok turistik öğe içerir. Özellikle gece hayatıyla ilgi çeken Amsterdam, bunun yanında tarihi ve sanatsal bir dokuya da sahip. Amsterdam'da bisiklet kullanımı oldukça yaygındır. Pek çok cadde ve sokak ulaşıma kapalıdır ve toplu taşıma, bireysel ulaşıma nazaran önemli bir paya sahiptir. Okyanusun mavisi, doğanın yeşili ve kumsalların kahverengiyle dünyanın doğal yollardan en güzel şehri denilebilir Rio'ya. Yerel adıyla muhteşem şehir, huzur dolu plajları ve etrafta yükselen Sugarloaf dağıyla cennetten bir parça gibi. Ünlü İsa heykeli de o heybetiyle Rio'yu gölgesine almış durumda bulunuyor. Bu turistik kentte dünya standartlarındaki oteller neredeyse her mevsim doludur. Lisbon, Portekiz'in en büyük şehri olmanın yanında dünyanın da en güzel şehirlerinden biridir. Şöhretini planlı bir yapılanmaya borçlu olmayan az sayıda güzel şehirdendir. Pek çok tepenin eteklerine oturan, Tagus Nehri ile çevrilen Lisbon, büyüleyici bir güzelliğe sahiptir. Rengarenk eski sokaklarıyla Lisbon, dünyada görülmesi gereken şehirlerden biridir.
Praga kuleler şehri de denir. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar tarihsel ve kültürel bir karışıma sahiptir. Tarihin pek çok farklı dönemine ait tarihsel kalıntılar şehirde mevcuttur. Charles Köprüsü, Praga'nın en popüler tarihi harikalarından biridir ve turistlerin uğrak mekanıdır. 2 milyon kişilik nüfusuna karşın yılda 5 milyona yakın turist çeken Prag, dünya kültürel mirasları arasında bulunan pek çok müzeye, tiyatroya ve sanat galerisine ev sahipliği yapmaktadır. Paris hakkında söylenecek şeylerin tamamı zaten bugüne kadar şiirlerle söylenmiştir. Eyfel Kulesi ile Sen Nehri ile Paris adeta güzellik pırıltıları saçmaktadır. Bir gece Eyfel'in muhteşem ışıklarını seyretmek bile şehri görmek için yeterli bir sebep. Elbette şehrin turist çeken tek noktası Eyfel değildir. Sanatın film şeridi olan Louvre Müzesi, tenis meraklılarının göz bebeği Roland Garros ile Paris, çokça farklı ilgi alanına sahip turist için çekim merkezidir. Fransız mutfağının nadide örneklerini de Paris'te tatmanız mümkün. Tek kelimeyle eşsiz bir kent Venedik. Bir peri masalından kopmuş kadar büyüleyici atmosferi bu eşsizliğinin kaynağıdır. Paris denince aklımıza nasıl Eyfel geliyorsa, Venedik deyince de aklımıza üzerinde gondollarla insanların gezdiği kanal gelir. Venedik'in sembolü haline gelmiş olan kanallar yalnızca bir ulaşım aracı değildir. Venedik'i baştan sona kaplayan o romantik kokusunu ancak gondolla bir tura çıkarak tam anlamıyla alabilirsiniz. Mimarisiyle, mutfağıyla, romantik dokusuyla şiirlerden tiyatrolara, sinemalara kadar pek çok sanat alanına damgasını vurmuştur. Bu renkli şehri dünyanın en güzel şehri olarak tanımlamak son derece adil olacaktır. Merakla kalın. Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Enerjini doğru kullan. Ampul alırken verdiğiniz parayı düşünmeyin. Normal bir ampulün fiyatı 1,5, enerji tasarruflu ampulün 15, LED ampulün ise 45 Türk lirasıdır. Ama normal bir ampulün kullanım ömrü 1000 saat, enerji tasarruflu ampulün 8500 saat, LED ampulün ise 25.000 saattir. Günde 8 saat kullanıma göre bir yıllık tükettiği fatura miktarları standart ampulün 70, enerji tasarruflu ampulün 17, LED ampulün ise 14 Türk lirasıdır. Tasarruf en kolay kazançtır. LED ampulü tercih edin, tasarruf edin. Hem sen hem ülken kazansın. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor.
Değerli çiftçilerimiz, tarım ilaçlarını saklarken, uygularken, uygulama sırasında ve sonrasında dikkat etmemiz gereken noktaları birlikte görelim. Zirai mücadele ilaçlarını gıda maddelerinden uzakta, çocukların, evcil hayvanların ve ilaçlamayla ilgisi olmayan kişilerin ulaşamayacağı yerlerde, orijinal ambalajlarında kilit altında saklamalısınız. Eğer çevrenizde arıcılık yapılıyorsa, ilaçlama yapmadan önce çevredeki arıcılara mutlaka haber vermeli, mümkünse arılara daha az zarar veren ilaçları kullanmalısınız. İlaçları mümkün olduğunca başka ilaçlarla karıştırmamalısınız. Karışımlar ters reaksiyon göstererek ilacın etkisini zayıflatabilir. Bunun yanında tarım ilaçlarını gübre, yapıştırıcı gibi maddelerle kesinlikle karıştırmamanız gerekiyor. İlacı karıştırmak gerekiyorsa kesinlikle ellerinizle değil bir sopayla karıştırmalısınız. İşiniz bittiğinde sopayı yıkamalı ya da imha etmelisiniz. Aynı gün içinde kullanacağınız miktardan daha fazla ilaç karışımı hazırlamamalısınız. İlaçlamayı mutlaka ilaçlanacak bitki türüne tavsiye edilen makine ile yapmalısınız. Geniş alanlarda mümkün olduğunca sırt pompalarını tercih etmemelisiniz. İlaçlamadan önce mutlaka ilaçlama aletinin ayarını dekara atılacak ilaç miktarına göre ayarlamalı ve depoya ilaç konulmadan önce mutlaka suyla deneme yapmalısınız. İlaçlama çalışmaları süresince mutlaka eldiven, maske ve koruyucu giysiler giymelisiniz. Yağış beklenen günlerde ve kuvvetli rüzgarda ilaçlama yapmamalısınız. Hafif rüzgar estiğinde yapacağınız ilaçlamalardaysa rüzgarı arkanıza alarak ilacın üzerinize gelmesini önleyebilirsiniz. İlaç buharları ve zerrelerini teneffüs etmemelisiniz. İlaçlama işlemi bittikten sonra ilaçlama aletini bir sonraki kullanım için mutlaka temizleyip kaldırmalısınız. İlaçladığınız sahaya mutlaka uyarı levhası koymalısınız. İlaçlama esnasında uygulayıcıda baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi, göz kararması, aşırı yorgunluk, kusma, yüksek ateş, terleme, konuşma güçlüğü, görme bozukluğu gibi rahatsızlıklar meydana gelirse derhal ilaçlamayı durdurmalısınız. Uygulayıcının üzerindeki ilaç bulaşmış giysileri çıkarıp tıbbi yardım istemelisiniz. Bu gibi durumlarda ilaç ambalajı ve etiketini mutlaka doktora gösterin. Unutmayın, bu belirtiler ilaçlamadan sonra da görülebilir.